Merhaba arkadaşlar. Altı sınıf Türkçe konularına devam ediyoruz. Bu videomda atasözleri ve deyimlerle ilgili test çözeceğim. Siz de benimle birlikte çözebilirsiniz. Evet birinci sorumuza bakalım. Bu parçada alt çizil deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır diyor. Aydın'a Aydın'da çok görmemiz gereken yer var. Elimizi çabuk tutmalıyız. Burada elini çabuk tutmak deyimi hangi anlamda kullanmıştır ona bakacağız. Kışkırmada gerekli tedbirleri şimdiden aldı. Yani gerekli tedbirleri şimdiden almak elimizi çabuk tutmak anlamında olduğu için direkt cevabımız A şıkkıdır. Yani kesin olarak bildiğimiz bir soruda eee tereddütte düşmeyip diğer şıkları okuyarak zaman kaybetmememiz gerekir. Onu da hatırlatmış olay. Boş oturmak pas gibidir. İnsan çalışmaktan daha çabuk eskidir cümlesinde anlamca en yakın atasözü açta giren hangisidir? Yani boş oturmak pas gibidir derken burada şıkları hızlı bir şekilde göz gezdirdiğimizde işleyen demir ışıldar atasözüyle yakın anlamı olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuzda bu parçada altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Deyimden önceki cümleden başlayarak okuyorum. Hepsini okursak zaman kaybolur. Oğlu bir yeri gözüne kestirir. Burada duralım der. Yani bunlar gezmeye çıkmıştır. Bir var, pikniğe gitmiştir. Oğlu bir yeri gözüne kestirir demek. Yani uygun yer bulmak, elverişli görmek anlamında kullanıldığını hemen tespit edebiliriz. Cevabımız değişik olacak. Dördüncü sorumuz. E, direkt paha biçilmez bir tecrübe yaşayarak fark ederler. Atölyede henüz ayak basan mühendise sadece bilginin doğruya götürmeyeceğini paha biçilmez bir tecrübe. Yani e, paha biçilmemek değeri ölçülmeyecek kadar yüksek demek. O da şıklara baktığımızda direkt D şıkkında değeri ölçülmeyecek kadar yüksek anlamında olduğu için D şıkkını işaretliyoruz. Beşinci sorumuz bu parçada öğüdü. E, öğüdü anlatan atasözü hangisidir? Hacı Bektaş yöre halkına sıkıntılı günler birlik ve beraberlikle aşılabilir. Bunun altını çiziyoruz. El ele verince, evet. Güzel günler çabuk geliyor diye öğütlerdi. Onların moralini yükseltti. Şimdi atı sözü el ele vermek birlik ve beraberlikle ilgili olacak. Bir nesiyetten bir musibeti yedir. Birlikten kuvvet doğar. Hemen birlik ve beraberlik. Birlikten kuvvet doğanın içeriğidir. Hemen diğer soruları diğer okumadan diğer soruya geçebiliriz. Bu cümlede alt çizili deyimin aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakın diyor. Bu konuda onunla yüz göz olup birbirimizin yüzüne bakmaz olmuştuk. Yani yüz göz olmak gereksiz bir biçimde. Senli bölüne olmak, fazla laobelli olmak anlamında. E, bunun sonunda e, birbirimizin yüzüne bakamaz olmuştuk. Bakamışlıklara, söylediklerim kazında buz kestim, hiçbir şey söylemedim. Anlamca yakın değil. Yaptıklarıyla aramızın açılması neden oldu. Evet, burada yaptıklarıyla aramızın açılmasına e, sebep olması, yüz göz olmak, fazla laobelli ile e, yakın anlamlıdır. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Can ciğer olduğum markasını elbette yalnız bırakamazdım. Önemli konular üzerinde konuşup birbirimizi üzmeyelim. Burada herhangi bir yakınlık söz konusu değil. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki numaranın cümlelerin hangisine açtık atı açıklaması yoktur diyor. Ee, bakalım. Alçak yerde yatma sel alır. Yüksek yerde yatma yel alır. Ee, her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin geri Gerçek değer Kadir ona gerçekten ihtiyaç duyduğu zaman ortaya çıkar. Büyüklerin küçükler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çocuklar büyüklerini öne kararlar. Bir iş şey yapmadan önce iyice düşünüp taşınmalıdır. Önemli parlak mevkileri elde etmeye çalışanlar çok olur. Şimdi şıklara bakalım. Alçak de yatma şeyler, yüksek yerlerde yatma, sayılar, yüksek yerde yatma yerlerde. Yani burada alçak yönlü olmak kendisine uygun yaşamak anlamında olduğu için yukarıda bunun ilgili herhangi bir açıklama yok. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarımıza bakalım isterseniz. Abanın Kadir yağmurda bilinir. Yani her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri yani kadri onu gerçekten ihtiyaç olduğu zaman çıkarılır. Bu birinci maddeyle aynı. Ağaca çıkan keçinin dala bakan olur. Bu da büyüklerin küçükler üzerinde büyük etkisi vardır. Çocuklar büyüklerini örnek alırlar derken aynı anlamda. D şıkkında aklına geleni işleme her ağaca taşlama derken bir iş yapmadan önce iyice düşünüp taşın. Üçüncü cümleyle aynı anlamda. A şıkkında dediğimiz gibi alçak gönüllü olmak anlamında yukarıdaki açıklamalar yok. Ee, önemli parlak mevkiler elde etmeye çalışan çok olur derken bu da alelmaya taş atan çok olur atasözüyle açıklayabiliriz. Bu da kıskançlık içeriklidir. Gelelim 8. sorumuza. Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen açlık sözlerden hangisi açıklar? Annem küçüklüğünden beri benim bazı davranışlarımı eleştirir. Ne kadar büyümüş olsam da bu davranışların değişmemesini şikayet ederim. Yani insan 7'sinde neyse 70'inde odur ya da can çıkmayınca huy çıkmaz. Bakalım hemen A şıkkında direkt cevap buluyoruz. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Evet. Açta katasyonun hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir. Çalma elin kapısını çalarlar kapını. Yani kimseye kötülük yapan başkalarında aynı kötülüğü sana yaparlar. Doğru. Arpa yıkan buğday biçmez. Yani insan nasıl iş yaparsa karşılığını öyle alır. Doğru. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Güreşte yenilen bir kişi daha güreşelim der. i̇çeriği aynı değil. Neden burada hırslı ve sürekli deneyip sonuca ulaşmaya çalışan insanla la, alakalı bir atasözü olduğu için açıklamayla uygun değildir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Değişkene baktığımızda Tay yetiştirmedikçe atın önü alınmaz. Yani eldeki malın yanına yenisi gelmedikçe eskisinin değeri ölçülemez. Aynı anlamı içeriyor. Dolayısıyla cevabımız C şık olacaktır. 10. sorumuza bakalım. Açlık atası hangisi yukarıdaki açıklamayı desteklemez? Birlik ve dayanışma içerisinde yapılan işler iyi sonuç verir. Tek başına yapılan işler ise zahmetli ve zordur. Tek kanatla kuş uçmaz. Doğru. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Doğru. El elle değirmen ile. Doğru. Ama insanın soyu bir, huyu birdir derken burada insanlar dıştan dış görünüş olarak birbirine benzese de hiçbir zaman birbirine içsel olarak yani huy ve davranış olarak birbirine benzemez anlamındadır. Bu farklı bir anlamdadır. Onun için cevabımız deniz olacak. 10. sorumuz aşırı katkı hangisi? Konuş bakmanın diğerlerinden farklıdır. Bakalım. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Doğrulukla ilgili. Deliye baltandırmışlar. Çarşıdan katıran bırakmamış derken. Burada aklı olmayan bir kişiye hoşuna giden bir şey verilirse hiçbir şey her şeyi elde etmek için çabalar yani o yönde istekli olduğu için e, sürekli bir şeyler elde etmeye çalışır anlamda. Eğri de tok doğru da aç olmaz. Yine doğrulukla alakalı. Hak yolunda yuvarlanan merdana ölü derken A, C ve D doğrulukla ilgili B şıkkı, farklı bir içerik taşıyor. 12. sorumuz yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri yani açtaki atış sözüden hangisi getirirse anlam bütünlüğü sağlamış olur. Çok sıkıntılar çektim çok. Aç kaldım açık kaldım dertlerimi anlattım insanlara el üstüne geçiştirdiler. Kimse oral olmadı. Hani ataların dediği gibi el elin eşeğini türkü çağırırlar. Bunu Nasreddin önce fıkrasında da Bildiğiniz vardır. Yani insan kendi sorunu ancak kendisi çözebilir. Başkasının pek faydası olmaz anlamında kullanmıştır. Cevabımız direkt aşkı diyoruz. Açlık cümle hangisinde deyim yanlış kullanmıştır? Bakalım. Bugün çenes düşmüş. Yani susmak nedir bilmiyordu. Doğru. Sınavda derece yapınca öğretmenin gözüne girdi. Derece yapan öğretmen beğenisini kazanır. Gözüne girer. Doğru. Elinde tutan olmayınca batıp gitti. Yani destek olmayınca zarar etti, iflas etti anlamda kullanmış. Doğru. Maçta kalp gelince çileden çıktı. Maçta kalp gelen insan çileden çıkıp çok neşeli olmaz. Çileden çıkmak eksi, çok neşeli artı. Yani birbiriyle zıt anlamı içerdiği için cevabımız denizde çıktı diyoruz. Gelelim atasözü ve deyimlerle ilgili ikinci testimize.